Masa üstüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tuğbay ve size bugün Essen'den sesleniyoruz. Spiel Fuarı kapsamında Essen'e geldik. Yanımda Utku var. Utkucum hoş geldin, selam. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Heyecan büyük. Kapıda saatlerce sıra bekledik falan filan demeyeceğim. Essen'deyiz ama doğru ama Essen Digital'dayız. Bu sene bildiğiniz gibi fuarlar iptal edildi. Essen Digital kapsamında videolar çekiyoruz ve Spiel fuarı da akredite bir şekilde bu videolarımızı yayınlayacağız. Şimdi videolarımızın kapsamı tabii ki Spiel ile ilgili olacak ve orada çıkacak olan oyunlarla ilgili olacak. Yani Spear Digital kapsamında satılacak ya da Spear Digital'a yakın zamanda release olmuş ve satışa sunulmuş oyunlara ağırlık verilecek. Evet. Sitesinden girdiğimiz zaman bir oyun listesi var. O oyun listesinde gözüken oyunlar arasından seçimler yaptık aslında. Tamamdır ve o listeyi de video açıklamalarında yazacağız zaten orada bulabileceksiniz. Şimdi Utku Paris isimli bir oyun seçti. Bu sene Spiel'de tanıtılacak olan bir oyun bu. Azul'un yapımcıları yapmış. Fakat farklı bir oyun gibi duruyor. Azul'dan farklı en azından. Şimdi o oyunu tanıyacağız. Ama bu sırada bir şey eklemek istiyorum. Bu Spiel kapsamı boyunca sizin tanıtmamızı istediğiniz oyunlar olursa ya da oynamamızı istediğiniz oyunlar olursa yine Spiel listesinden bize yorumlarda bahsedebilirsiniz bunlardan. Biz de o yönde hareket edebiliriz bu süreçte. Şimdi Utkucuğum hemen o zaman sen Paris'ten bahsetmeye başla. Nasıl bir oyun? Ne yapıyoruz bu oyunda ve nasıl oynuyoruz? Şimdi dediğin gibi Paris, Michael Kiesling, Azur'dan tanıdığımız tasarımcı Michael Kiesling ve yine Tikal ve El Grande'den tanıdığımız Wolfgang Kramer tarafından tasarlanmış bir oyun. Birlikte tasarlamışlar. Hatta zamanında Tikal'ı da birlikte yapmışlar. Bu oyun medium light diyebileceğimiz, yani orta seviyeye yakın bir tile placement oyunu. Sanıyorum Mart ayında Kickstarter'da görücüye çıkmış ama daha release olmamış. Fuarda satılacağı söyleniyor, listede çıkıyor. Hatta hemen bir kontrol ederim ne kadar fiyattan satışa çıkacakmış. 45 euro 45 olması euro diyor. lazım. Evet. Evet, 45 euro diyor. Dediğim gibi 2-4 kişi arası oyuna birer böyle tile placement özellikleri olan ve özün itibariyle point sanat diyebileceğimiz işte farklı şekillerde puan topladığımız oyun. Hikayesi Paris 1900'lerin başında Paris böyle bir dönüşüm sürecindeyken kentsel dönüşüm diyelim buna böyle mimari olarak yeri yeri yapıları binaların yapıldığı dönemde biz bu oyunda çeşitli yatırımcıları gayrimenkullere yatırım yapar kişileri canlandırıyor. Puan kazandığımız şeyler de zaten yeni yapılmış bu binaları satın almak ya da yine işte Paris'in böyle şehrin simgesi olarak nitelendirebilecek landmarkları, anıtları yapımı aşamasında bunlara yatırım yapmak. Bizim aslında hedefimiz bu. Buralardan oyun boyunca çeşitli puanlar kazanıyor olacağız. Arc de Triomphe etrafında konumlanacağız galiba. Evet, orada konumlanacağız. Aslında oyun haritası Paris'te 6 tane distrikte bölünmüş durumda. Burada altta da görebileceğiniz üzere işte Saint-Germain vesaire farklı farklı distrikler var. Bu Evet. distriklere de yerleştirebilecek binalarımız yer alıyor Tamamdır. aslında. Onun dışında kuralları anlatmaya başlayabilirim. Evet. Şimdi biz iki kişi oynayacağız bugün. İki ile diğer oyuncu sayıları arasında fark var mıydı kural olarak? Kural olarak yok. Kurulum aşamasında var. Şu bonus tile'lar böyle border etrafına dizilmiş olan şu an masumda gözüküyordur herhalde. Evet. Bunlar her oyuncu sayısına göre değişiyor. Bazı oyuncu sayılarında belli bir kısmını çıkartmak gerekiyor. İki kişilikte ya, sanıyorum yaklaşık 10 tanesini falan çıkarttık bunları.
Tamam. Artı bir de oyun sonu puanlamada ekstra bir kural var. Onun dışında çok değişen bir şey yok. Yani Tamamdır. oynanış anlamında bir şey değişmiyor. Bir de kurulumda yine herkesin gizli kendine özel bir board'u var. Mesela Tabletopia'da oynuyoruz şu an. Senin de söylediğin gibi Tabletopia bu hidden board yapmış. Mesela ben şu an senin board'una baktığımda İçeriği senin board'un göremiyorsun. üzerindeki şeyi göremiyoruz. Aynı şekilde sen de benimkileri Evet. göremiyor olacaksın. Hı. Ama oyun başında ikimiz de 3 parayla başlıyoruz. Ve 2 kişilik oyunda 10 tane anahtarla başlıyoruz. İkimizin de Ya 10'ar tane anahtarı var. parada emin misin diyecektim ama o arka plandaki paraymış. Evet, 3 tane para Evet, vardı şey galiba. board'un üzerinde de gözüküyor. Aynen Tamam. öyle. Şimdi dediğim gibi board'umuz district'lere bölünmüş durumda. Şu birden her bir board'un üzerinde çeşitli sayılar yazan slotlar var. Bu slotlar yeni binaların dikileceği slotlar. Evet. Bunların yanında çeşitli resource'lar var. Oyunda 3 tane resource var. Odun, mermer ve altın. Evet. Ve bu kurulumda bunlar oyunun farklı bir varyantı var ama basic kurulumda bunların yeri fix. Yani bunlar karıştırılarak yerleştirilmiyor. Her yerde gördüğün gibi en altta odun, ortada mermer, en üstte de altın var. Tamam. Bir diğer tarafta da prestij token'ları var. Burada bazı binaları satın alırken daha çok puan kazanmamıza sağlıyor. Buralarda bronze, silver ve gold şeklinde gidiyor. Buralarda aynı şekilde sıraya dizilmiş durumdalar. Sıfır puanla başlıyoruz. Bu bizim puanları track edeceğimiz tokenlarımız burada. En Bunlar da dış bizim taki yuvarlak değil mi o? evet en dıştaki yuvarlak. Bunlar da bizim meeple'larımız. Bu meeple'lar da şu etraftaki bonus tile'ları almak için kullanacağımız meeple'lar. Bunun Tamam. dışında kurulumda dediğim gibi 10 anahtar, 3 de parayla başlıyoruz. Gizli board. Ve saymadığım bir de tek olarak şuradaki landmark'lar var. İşte Eiffel Kulesi var aralarında. Çeşitli yere Paris'i simgeleyen binalar var. Bunlar da yine oyun sırasında satın alabileceğimiz, daha doğrusu yatırım yapabileceğimiz tile'lar diyebiliriz. Tamam. Son olarak da burada da end game tile'ları, yani oyun sonunu trigger'layan tile'lar var burada. Onu da kural anlatımı sırasında Bu şey mi? anlatacağım. Fransa bayrağı olanlar mı? Evet, aynen Tamam. öyle. Bir de tabii ki biralarımızın tarihleri var. Bu biral tarihleri de oyun kutusunda 36 tarih geliyor. Onlardan 3'er tarih rastgele çıkartıyoruz ve 3 farklı tarih destesine bölüyoruz. Buralardan çekerek oynayacağız oyun boyunca. Kurulum bu şekilde aslına bakarsak. Şimdi oyun nasıl oynanıyor? Dediğim gibi tamamen biralara yatırım yapmak üzerine bir oyun. Şimdi sırası gelen oyuncu sırasıyla iki aksiyon yapmak zorunda. İlk aksiyon burada gördüğü üç tane bira destesinden bir tanesini seçip o birayı ilgili bölgede ilgili rakama denk gelen slota yerleştirmek. Burada hangisini seçeceğini şu arkasındaki district yazısından anlayabiliyor. Mesela şu tile'ı seçerse Sen, Saint-Germain'e evet. yerleşecek bir bira olması lazım bu. Evet. Hangi rakam çıkacağı belli değil. Çektiğimiz zaman, şimdi burada tekrar kurarız belki, çekerim. Açıyor sırası gelen oyuncu. Bir numara. Bunu gelip bira yerleştiriyor bu Sen şekilde. Germain'de. Evet, Saint-Germain'de bira yerleştiriyor. Mecbur mu bu? Mecbur. Bu mecbur. Yani bu kısım, bu oyunun bu ilk fazı buradaki tile'lar bitene kadar bu şekilde devam edecek. Ondan sonra buraya yatırım yapıp yapmaması ona kalmış. Ama ilk aşamada sırası gelen oyuncu bu üç desteden bir tanesini seçip en üstteki tile'ı çekip ilgili slot'a yerleştirecek. Tamam. İlgili bölgede ve ilgili slot'a. Burada benim kontrol edebileceğim tek şey kartların Hiçbir şey. arkasında yazan bölge Aynen. ismi. Aynen. Onun Bir de şunu dışında anlamadım. Neden üç farklı desteğe böldük? Ya oyunun kuralları o şekilde. Bunun da sebebi şu, en azından biraz ya oyunun kuralları ileride anlattığımda söyleyeceğim. Mesela bu bölgede bir bira alabilmek için bu bölgede bir anahtarınız olması lazım. Tamam. Dolayısıyla mesela diyelim ki senin Saint-Germain'de anahtarın var sadece. Bu sarı distrikte yok. O zaman sen Saint-Germain'den yatırım yapabileceğini bildiğin için diyorsun ki ben oradan bir bira çekeyim de en azından yatırım yapabileceğim bir bira açılsın. Burada tek karar verebildiği şey bu. Çünkü
Bu oyunda yatırım, yani daha doğrusu miraları satın alma işlemi, bu bizim oyun başında onar tane anahtarımız var ya, onlar aracılığıyla yapıyor. Ayrıca maliyetini, kosturu ödüyoruz ama o anahtarlara ihtiyacımız var, yani evin anahtarı gibi düşünmek lazım onu. O anahtarların da ya ortada olması lazım, takırın üzerinde olması lazım, ya da o distriktteki bankada olması lazım. Şurası banka, her bölgede banka var. Yani şu İlk üç nesnenin aşamamız kendi arasında hiçbir farkı yok. hiçbir farkı yok. Anladım. Karışmış durumda. Mesela bu yeri altında Saint Germain çıktı ama bugün bir altında mesela Berwick çıktı falan. Hani değişiyorlar kendi içinde. İlk aşamamız bu. Ya yani ilk fazımız bu. Bu zorunlu bir step. Bunu geçemiyoruz. Ondan sonraki stepte ise 3 tane opsiyonumuz var. Sırası gelen oyuncunun yapabileceği 3 tane opsiyon var. Birincisi, player board'dan bir tane anahtarı alıp altı bölgenin herhangi bir tanesindeki bankaya yerleştirmek. Benim rengim mavi, seninki kırmızı. Mesela diyorum ki ben işte Saint Germain'deki bankaya anahtarımı koydum. Üzeri koydum, bu otomatik yerleştiriyor. Ya da bu Zafer Takır'ın üstüne de koyabilirsiniz. O ne Bu ortaya için? koyarsak bu anahtarı herhangi bir bölgeye taşıyabiliyoruz. Öyle bir avantajı var ortaya koymak. Tamam. Ama şöyle de bir dezavantajı var. Bunu eğer herhangi bir bankaya koyarsa oyuncu, o zaman o bankadan yazan parayı hemen alıyor. Mesela ben Saint Germain'e koyduğum zaman burada direkt bana 4 para verecek bu anahtarı koyduğum zaman. Evet. Böyle bir avantajı var. Ama bu anahtarı sadece bu bölgede bir şeye kullanabileceğim. Öyle bir kısıtlama getiriyor Evet. sonrasında oyun. İlk step bu. Burada dikkat edilmesi gereken şey, her bankaya aynı oyuncu bir anahtar koyabilir. Ortaya da aynı şekilde. Zaten gördüğü gibi her renkten bir slot var. Dolayısıyla tekrar buraya anahtar koyabilmem için bu anahtarlara gidip bir yerlere yatırım yapmam lazım ki burası boşalsın. Ondan sonra tekrar anahtar koyabilirim. Ha. Bu satır alma işlemi öyle. Onu zaten şimdiki turda anlatacağım. Tamam. Bu ilk aşamaydı. Board'umuzdan bir tane anahtarı ya bankaya ya da ortadaki slota yerleştirme. İkinci opsiyonumuzsa bir tane binayı satın almak üzere anahtarımızı taşımak. O da nasıl oluyor? Mesela bir tane daha açalım Saint Germain'den. Bu da 4 numara. Onu da buraya koyarım. Şimdi ben diyelim ki board'dan ortaya anahtar koymak istemedim. Ben bira satın almak istiyorum. Bira satın almak istiyorsam bu anahtarımı bir binanın üzerine koyarak satın alabilirim. Ama buradaki temel kural şu. Taşıdığınız anahtarın üzerinde bulunan değer yeni binanın değerinden daha düşük olmalı. Yani yukarı doğru gitmeli. Diyelim benim anahtarım bunun üzerindeydi. Ben gidip bir değerindeki binayı aramam artık. Evet. 4 veya yukarısı. Evet, 4 veya yukarısı aramam artık. Ya da 1'deysem 4'ü arayabilirim. Ya da 0, banka 0 sayılıyor bu arada. Bankadaysam 1'i arayabilirim ya da 4'ü arayabilirim. O bana kalmış. Arabilmek için o binanın unoccupied olması lazım. Yani üzerinde başka bir oyuncunun anahtarı olmaması lazım. Birincisi. Sonra kostu ödememiz lazım. Kostu direkt bu evin değeri. Bunun kostu 1 mesela. Bunun kostu 4. Evet. Ama bu kostta şöyle bir ekstra olay var. Diğeri 1'den 4'e gidiyorsanız sadece aradaki farkı ödüyorsunuz. Yani her zaman taşıdığınız bir şey. Mesela 4'ten 5'e giderken sadece 1 para ödüyorsunuz. Evet. Kostu ödüyorsunuz. Bazı biraların ekstra bir kostu olabiliyor. O konuya geleceğim biraz da. Sonrasında bunu buraya taşıdığınız zaman ya bira alabiliyorsunuz. Böyle burada gördüğünüz gibi burada açık olan bira ya da açıkta olan şurada gördüğünüz 8 tane landmark'tan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ve seçtiğiniz gibi hangi distrikte yapıyorsanız bu işlemi onun üzerine koyup anahtarınızı oraya taşıyorsunuz. Şöyle tam denk getiremedim ama şöyle dursun şimdilik. Ha, şöyle yapmam lazım. Tamam. Bunu üzere getiriyorsunuz. İsterseniz bunu da satın alabilirsiniz. Ya bankadan hareket ediyorsanız 9 para vermek lazım. 4'ten hareket ediyorsanız 5 para vermek lazım gibi. Bunu üzere Evet. koyuyorsunuz Evet. anahtarınızı. Bazı biraların ekstra bir kostu oluyor. O kostu da ödemeniz lazım. O kostlar da işte şunlar. Odur, mermer ya da altın. Tamam. Mermer ve altın landmarklar için gerekiyor. Yani şurada gördüğünüz 8 tane tile için.
Odulsa bazı birarları almak için gerekiyor. Bu şu an bize denk gelmedi ama eğer varsa şu sağ üst köşede gözüküyor zaten. Tamam. Tamam. Şimdi bu landmark her bölgeye bir tane mi yapılıyor? Yo, sınırı yok ama landmarklarda da mesela buraya yeni landmark yapabilmek için 9'dan daha yüksek bir rakam gelmek zorunda. Yani Anladım. burada mesela 12 varsa buraya bir daha 9 getiremiyorsunuz. Evet. O da o şekilde ilerliyor. Ama limit yok. Yani 8'in 8'i de aynı yere yapılabilir isterirse. Tamamdır. Burada da yine aynı şekilde sadece aradaki farkı ödüyorsunuz. Bazı şeylerde, bazıların dediğim gibi kostu var ekstra, ondan bahsettik. Bir de bazı binalarda, genelde landmarklarda, şurada gördüğünüz gibi solda bazı işaretler var ve işte içerisinde bazı puan değerleri var. Evet. Buralarda bu binayı satın alırken eğer elinizde varsa prestij tokenlarınızı harcayarak onları puana dönüştürebiliyorsunuz. Prestige Prestij token'lar tokenlar şurada. şunlardı. Evet. Evet. Diyelim sen bu binayı satın aldın ve senin elinde iki tane altın prestij token'ı var. Burada altın renkte ya. Tamam. İstersen bu iki slotu kullanıp şey yapabiliyorsun. 6 puan alabiliyorsun. O Evet. prestij token'ları da harcamış Tokenlar oluyorsun. sadece buralarda mı kullanılıyor? O token'lar buralarda kullanılıyor. Evet. Bazı binalarda da çıkabilir ama genelde landmark'larda var. Bazılarında ekstra bir benefiti var. O benefitlerde şu sol üst köşede yazıyor. Mesela şurası bir ta şu binayı alırsan bu sana bir bonus kartı çektiriyor yukarıda. O bonus kartı nasıl çekileceğini anlatacağım şimdi. Cost kısmı böyle. Şimdi binanın benefiti nedir? Binayı aldığınız zaman diyelim ki sen bu binayı aldın. Öncelikle şu yanındaki token'ı zaten alıyorsun. Evet. Bu şuradaki bir bira ya da bu birayı aldın diyelim. Hemen bir odun token'ı alıyorsun ve border'a koyuyorsun. O da hidden Tamam. information, gizli bilgi olarak. Bir de ekstra bir benefit varsa onu yapıyorsun. Genelde değil aslında hepsinde birinci ve ikinci bir olarak aynı zamanda sana tepede bir bonus kartı çektiriyor. Şu soru işareti olarak gösterdiği. Evet, soru işareti olarak gösterdiği. Onu nasıl çekiyoruz? Şimdi bizim adamlarımız burada. Sen kırmızı renksin. Sana bonus kart çektiği zaman sen adamını istediğin kadar ilerletebiliyorsun burada. Yani sonsuz, yani sona kadar bile ilerletebilirsin ilk turda. Ama tabii Tamam. mantıklı değil. Çünkü geriye dönmek yok. İstediğin Anladım. yerde duruyorsun ve oradaki bonus tile'ı alıyorsun kendine. Onu hemen claim edebilirsin, hemen kullanabilirsin ya da oyunun ileriki bir noktasında da kullanabilirsin. O Ve sana benim adamım kalmış. artık orada mı kalıyor? Adamın orada kalıyor. Artık geri gidemez. Bundan sonra bir daha bonus alacaksan buradan itibaren yürüyorsun. Peki Bu sen şekilde alacağında bu. benim önüme geçmek zorunluluğu var mı? Yok, yok. Ha, Bazı gel. slotlarda hatta birden fazla var. Bize denk gelmiş mi? İki kişilik oyunda yok galiba ama bazı dört kişilik oyunda gördüm. Örneğin şu kartlar üçer tane var. Sen bunu aldın diyelim. Ben de gelip bir diğerini alabilirim. Anladım. Buradaki tek kural aynı sayıda iki tane tile alamıyor bir oyuncu. Ya bir oyuncu iki tane üç alamıyor mesela Evet. gibi. Peki burası biterse? Burası biterse Yani ben artık aldım en sonuna alamıyor. gittim. Ha, en sona gittikten sonra artık daha alabileceğim bir şey yok. Artık daha Tamam. alamazsın. Tamam, O yüzden yani kullanamadım. çok hızlı gitmek de şey değil. Yani çok mantıklı olmayabilir o Evet. anlamda. Ama tabii ileridekiler daha değerli tayırlar. Evet. Bunlar kurulumda ona göre diziliyor. Bonus tayır bu şekilde. Birinci ve ikinci bira dediğim gibi direkt çektiriyor. Üçüncü bira zaten ikonografisi çıkarsa görürüz. İki para verirsen çektiriyor. Yani bedava değil. Ama 4, 5 ve işte 8 numaralı biralar onlar şey yapmıyor. Onlar çektirmiyor bonus kartı. Bunu nereden biliyorsun ki hangi binaların oraya geleceğini? Kura kitabında yazıyor ama şurada da ikonografide gözüküyor. Mesela şu birin üzerinde bonus ikonu var ya bu tüm birlerde var. Ve tüm ikilerde Ha, var. Göreceğiz zaten. tamam, okey. Üçlerde de var aynısı ama üçlerde yanında eksi 2 yazıyor. Yani iki para verirsen çekebilirsin diyor. Evet. Öyle bir farklılığı var burada. Bir de altın biralar var. 8 puanlık biralar. O bakalım denk gelecek mi? Burada var. Burada var. Onların da özelliği hem şeyi alıyorsun. Zaten burayı alırsan hem şu altın token'ı alıyorsun hem de anında 2 puan veriyor sana. Tamam, Ama bunları mesela zaten bu kartlar üzerinde açıldıkça yazıyor. anlatırsın sen. Aynen. Üzerinde yazıyor. Evet.
Bu ikinci opsiyonumuzdu. Son opsiyonumuz da Endgame Tiger'a. Bak şu Fransız bayrağı dedik ya demek. Endgame Evet. Tiger. Ama bu Tiger'ı alabilmemiz için oyundaki tüm biraların yerleşmiş olması lazım. Burada çekilecek şey Evet. kalmaması lazım. Şimdi ben şöyle anladım bak senin anlatışından. Biz burada kart kalmayıncaya kadar önce hepsini çekeceğiz. Evet, hepsini Doğru mu? çekeceğiz. Doğru. Tamam. Sonra anahtar oynayacağız. Birinci Evet. seçeneğimiz. Evet. Anahtarı board'umuzdan direkt buraya yerleştireceğiz. Tamam. Ya da board'daki ikinci seçerek de board'daki bir anahtarı bir birer üzere taşıyarak onu satın Tamam. alacağız. Ya da endgame mi? Ya da endgame. Tamam, okey. Endgame'de şöyle bir anahtar taşıma falan yok. Herhangi bir bira alma gibi bir durum yok. Evet. Sadece şey yapıyorsun. Burada 8 tane Endgame Tiger var. Bunlardan bir tanesini gizlice seçip ögürü arıyorsun. Tamam. Bunlar içinde işte puan veren de var. İşte bronze prestij veren de var. Altın veren de var gibi gibi. Arıyorsun. Zaten oyunda bunlar ne zaman biterse bitiyor. Daha doğrusu ya yani bunlar bu sonuncusu alındığı zaman Evet. sonuncu alındığında o tur bitiyor. O turun üzerine tekrar tüm oyuncular bir tur daha oynuyor. Ve oyun bitiyor. Oyun o zaman bitiyor. Anladım. Biz yani bunları çekmeyi ne zaman isteyebiliriz? Güzel bir yerleşim yaptıktan sonra mı? Evet ya da artık çok para da bitti. Yani anahtarlar da bitti. Bonus Tiger'da da sonra geldi. Artık çok yapabilecek bir şey yok. Anladım. Bunları alıp kullanabiliyorsun. Mesela Evet. altın alıp altın gerektiren bir şey landmark alabilirsin gibi. Hani bunlar Landmark almak o aksiyon değil herhalde. değil. Evet landmark ya yani sonraki bir turda sıra sana tekrar geldiğinde o altını kullanarak landmark altın isteyen bir landmark'ı alabilirsin gibi. Tamam. Bunlar bitince dediğim gibi oyun soru trigger arıyor. Burada şöyle bir şey var. Kaygaklar sırrı. Mesela oyundaki odur, mermer ve altın sırrı. Onlar board'daki kadar var. Dolayısıyla Üçer tane mi? player board'umuzun önüne bakacak olursak bir trade'imiz var. Yani Evet. belli bir para karşılığında odur, mermer veya altın alabiliyoruz ya da belli bir para karşılığında satabiliyoruz. Mesela odur ikiye satıp dörde alabiliyoruz diyelim. Tamam. Ama satın alabilmek için önce bu oyunda supply yok, resource supply yok. Önce bir odur alıp sonra da kullanılmış olması lazım. Evet. Kullanıldıktan sonra supply'a giriyor. Tamamdır. Prestige token'ları ise sadece satabiliyoruz. Prestige token'ı almak diye bir şey yok. O Tamam. da elimizdeki prestige token'ları Prestige satıyoruz. tokenları şeyde kullanılıyor değil mi? Kartların puanını almak için şey Evet, landmarkların. aynen. Landmark'ları puanı almak için kullanılıyor. Burada görüyorsun. Mesela Tamam. buna genelde altın istiyor. Bronze isteyen de var, silver isteyen de var Okey. gibi. Bir de Şu şu kaldı bonus bak. tokenlarda Bunlar kaldı efendim sanki. neyler? Ha, Şuradakiler. o da şu. Orada scoring. Ne zaman ki bir bölgedeki bina ve landmark'ın üzerindeki anahtar sayısı 4 oldu. O Evet. sıradaki aktif oyuncu bu scoring tile'lardan birini seçiyor ve onu buraya koyuyor. Hı. Bu şu demek, oyun sonunda buradaki bina değeri toplamı en yüksek olan oyuncu birinci puan alacak. İkinci oyuncu da ikinci puan alacak. Üç Yani olsaydı bu o da olurdu. buradaki mantık şu mu? Ben orada iyiysem bir an önce bu scoring puanını buraya koymak isteyeceğim, değil mi? Evet, aynen öyle. Kötüysem Sen de orada. düşüğünü koymak isteyeceğim. Kötüysen de düşüğü koymak isteyeceksin, evet. Burada Hı-hı. iki kişilik oyunda tek ekstra kural bu. Ondan bahsedeyim. Normalde böyle bir şey yok ama iki kişilik oyunda diyor ki ikinci oyuncunun ikinci sıradaki puanı alabilmesi için bina değeri toplamı en az birinci oyuncunun yarısı kadar olmalı diyor. Ha, tamam. Böyle bir fark var. Yani Okey, sadece tek onu... bir birayı aramayabiliyorsun. O iki Hı. kişilik oyunda özel bir puan, şey konu. Onu unutmayalım. Ondan sonra oyun bitiyor. Oyun bittiği zaman şeyi söylüyordum bir de kaynakları. Şuralar ekstra kaynak. Diyelim sen buraya geldin. Şu odun tayrını aldık. Tamam. Bu aslında sana odunu vermiyor. Bu bir odun yerine geçiyor. Yani sen odun mesela şu 8'lik bir odun istiyor ya. Evet. Sen diyebilirsin ki ben bunu kullanıyorum. Ama Yerini saplaya açıyorsun girmiyor. buna. Sapraya girmiyor. Sen o odunu kullanmış sayılıyorsun ve bu birayı yapabiliyorsun. Tamam. Hem bunda hem de şuraların üzerindeki kaynaklar
Şu mesela Evet. Endgame Tile. Orada dediğim gibi sana ortadan bir tile vermiyor, bir Tamam. token vermiyor. Kendi o token yerine Onu geçiyor. soracaktım ben şimdi. Mesela şunu çektim ben. Bunu O önüme bir go atıyorum, değil mi? Evet, öyle atıyorsun. O bir Gold Prestige puanı. Onu Gold Prestige'den puan Bunu veren bir da birey yaparken kullanabiliriz. böyle koyacağım bunu buraya mesela. Aynen. Tamam, anladım. Bu Tamam. kadar. Şimdi Oyun zaten bittikten sonra en çok puanı olan oyuncu kazanıyor. Beraber Aa, öyle olmaz. de o çok değişik bir kural gerçekten. Beraberliği ne bozuyor? Beraberliği de en çok parası olan oyuncu Tamam. beraberlikte kazanıyor. Tamam, okey. Az önce bir şey soracaktım. Şu puan puana Ha. gelince unuttum onu. Ha şey, evet. Şu çemberdeki, dış çemberdeki logolara bakarsak zaten hepsi mantıklı. 3 para, Evet. kaynaklar, şu puan demek değil mi? Kalkanlı olan. Evet, ben de hepsini bilmiyorum. Yani bazıları çok belli, bunların ne olduğu. Ama bazıları oyunun son kitapçığının son sayfasında bir şey var, appendix var. Tamam. Orada anlatıyor. Oradan bakarak şey yaparız. Şu şehirlerdeki şeyleri soracağım ben şimdi bak. Kareler koyuyoruz. Orada yatak işareti var, tiyatro işareti var, patisserie O, işareti var. evet, o oyunun bir varyantını etkiliyor. Biz şu an normal setup'la oynuyoruz. Nereye gireceği belli. Ama Tamam. oyunun bir varyantında diyor ki mesela bu nereye? Saint-Germain. Diyor ki bunu Evet. çektiğin zaman Saint-Germain'e koymak zorunda değilsin diyor. Aa. İstediğin bir yere koyabilirsin diyor. Üç, yine 3 numara ama istediğin bir bölgeye koyabilirsin diyor. Tek şart o bölgede başka bir otel olmamalı. Bu otel logosu yatak Tamam. olarak. Başka bir otel olmamalı. Bu orayı etkiliyor yani. Bir Ha, araları türü bu işte pa yani mahalle isimlerini o devreden çıkarıyor. Bira türleri bunlar. Evet. Pastane, işte tiyatro vesaire gibi şeyler Tamam. var. Hı. Onlara şimdilik bakmıyoruz o zaman. Evet, o biz o varyantı oynamıyoruz şu Okey. Şimdi oyuna başlamadan önce şöyle taktiksel bir soru işareti oluştu bende. Bu açtığım kartları, şunları, ben neye göre yerleştirmem lazım? Mesela açtım, şu geldi, tamam mı? 5 numara. Neresi bu? Sarı. mikrofon kapalıymış. Sarı bölge. 5 numara. Aha. Şurası yani. Evet. Ben buraya mecbur koydum bunu, değil mi? Koyduk. Evet. Ya burada zaten Peki. hani yerleştirirken bir karar vermiyoruz. Yok yok, Yerleştirir. şurada seçerken mesela hangi mahalleyi, niye o Ha. mahalleyi seçeyim? İşte niye o mağarayı seçesin? Sen buraya yatırımını yapmışsındır. Burada anahtarın vardır. Burada artık bir bira alıp bir mesela sonuçta yüksek değerde bira alabilmek için kaynaklara ihtiyacım var, Redmark. Sen buradaki kaynakları almak istiyorsundur. Burada da hazır anahtarım vardır. Ama Dersin ki anahtar ben sonra sarı... koyulmuyor mu şeyden, bu karelerden? Önce kareler Tamam. bitinceye kadar açmayacağız mı? Hayır. O tur tur. Yani turun başında bir tane kareyi yerleştiriyoruz. Sonra Oo, ben orayı çok yanlış anladım o zaman. he, orayı tam anlaşılmadıysa tekrar söyleyeyim. Ya turumuz iki faz. İlk fazında buradan bir tane çekip koyuyoruz. Ha, ben oyun Ondan iki faz sonra olarak anladım. Okey. ha pardon tur iki Tamam. faz okey. Hı. Okey. Ben şimdi turuma başladım. Önce bir karemi çekiyorum, koyuyorum. Evet. Sonra o verdiğin opsiyonlardan birini seçiyorum. Evet. Anahtarımı yere Aynen öyle. koymak, anahtarımı bir mekanın üstüne koymak ya da endgame kartı çekmek. Endgame kartı çekme. Endgame'i çekebilmek için şu biraların bitmiş olması lazım. Onların da bir, ha, onu da anlamamıştım. Bak, orası da soru işareti Ha, kalmıştı. şimdi o Şimdi da oturdu. oturmuş olabilir. Heh, Okey. evet. Tamamdır, o zaman anladım. Başka sanıyorum anlatmayı unuttuğum bir kural yok. Eğer oyun içinde hatırlarsam bir şey yaparım söylerim ama bu kadar duruyor. Tamam. Anahtarları koyarken de düşük rakamlardan başlamak daha mı mantıklı gibi görünüyor? Yani Zaten evet şimdi paramız şöyle yetmeyecek. taktiksel olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela şurada şey var, bronz var. Mesela sen bir anda 3'e gidersen bir Hı? tek bu gold'u arıyorsun. Ama mesela Evet. önce 1'e gidersen bunu arıyorsun. Sonra üstüne 2 para verip 3'e gidersen bunu da almış oluyorsun gibi. Evet. Hani böyle taktiksel kararlar var oyun içinde. Zaten paramız da yetmeyecek büyük ihtimal ileriye gitmeye. Paramız da evet ya işte bankalardan toplamamız lazım. Mesela şurası çok değerli. Evet. 7 para veriyor ama muhtemelen buradaki biralar da çok para. Gerçi yok biraların değeri ayrı. O değişiklik değil. O zaman bu... Ama mesela burada para toplayıp hani belki başka yerlerde o parayı harcamak gerekebilir gibi. Tamam, bu O durum var. 9 anahtarımız var bizim, değil mi?
Onları Ogagat'ta başlıyoruz. pardon 10 anahtarımız var ve 10 anahtarı bir an önce mahallelere koyup oradan bina alma yoluna bakacağız. Evet, bina alma yoluna bakacağız. Bu mesela ben bu binaya koydum ya. Bugün borusunu aldım. Evet. Yarındaki tokarı aldım. Sonra buraya geldim. Arkadan sen diyelim geldin. Kırmızı koydum buraya. Ama artık orada o tokarı aramazsın tabii. Bire koyduğunda mı? Evet, çünkü alındı o Peki artık gitti. bire niye koyayım ki o zaman? Şu kartı çekmek için mi? Bonus çekmek istiyorsundur. O Ha. yüzden belki koyabiliriz. Aynen. Anladım. Yani peki buraya ben bir anahtarımı daha getirebilir miyim sonra? Şöyle mesela. Buraya. Bir anahtarı da önce buraya getirmiş olman Evet. lazım. Sonra evet ikiye taşıyabilirsin Sonra böyle tabii. yapabilirim. Tabii Anladım. evet. Aha. Ya da bunu taşıyabilirsin. O sana kalmış. Evet. Şimdi burada takip etmesi en zor şu landmarklar görünüyor. Çünkü o unutulabilir şu anda. Gözümüzün önünde Evet. değil pek. Yani landmark sayıca az ama evet gözümüzün önünde değil. Yani mesela bu silver'lara ek puan veriyor ve işte bir gold, bir marble istiyor gibi gibi farklı farklı Redmark ama bunlar daha böyle oyunun başında gidebileceğimiz değil çünkü çok pahalılar. Bir de ekstra dediğim gibi çok resource istiyorlar. Örneğin bu 3 tane altın istiyor. Yani 3 tane altın almak Tamam. kolay değil. 3 Bunları tane 8'li bir bira. şey mi alıyorduk ya? Orayı yine bir tazeleyelim. Bunları aksiyon olarak mı alıyorduk? Evet yani aynı şey gibi. Sanki bir biraya yerleştirecekmişsin gibi. Diyorsun Landmark'a ki ben yerleştiriyorum. anahtarımı Redmark'a yerleştirmek istiyorum. Bu Redmark'ı seçtim diyorsun. Ha, Onu tamam. buraya getirip koyup onun üzerine anahtarı koyuyorsun. Bu yani. Tamam peki. Yani o Redmark'ları taşımak free aksiyon gibi bir şey aslında. Ya yani bir almak gibi bir şey. Anahtar hamlesiyle yapıyorsun onu. Evet anahtar hamlesiyle. İkinci opsiyonumuzu da yapıyoruz yani. Ve landmarklar şeye sayılıyor mu? Scoring'e sayılıyor mu landmarklar? Tabii Redmark'lar da şey. Bunlara sayılıyor mu? Bunlara. Tabii onlara da sayılıyor. Onlara da sayılıyor. Şura Ha, diyorsun değil mi? Bunlara da evet. sayılıyor. Tabii. Yani bu şu landmark o zaman 12 mi sayılıyor? Evet, bu Redmark 12. Yani Oo. bu Redmark bu bölgenin bir binası oluyor artık. Öyle Evet, düşünmek evet. lazım. O zaman landmark'ı yapan kişi bayağı bir avantajlanıyor o bölgede. Evet, ama işte mesela ben atıyorum şu 9'luk Redmark'ı yaptım ya da sen 9'luğu yaptın sonra üzerine 12'liği çıktın. 3 para verip 12'liğe çıktın. Ben artık bu 9'luğa gidebilirim mesela. Orası boşaldı Ha, gibi. onlar da o şekilde. Çok Evet, güzel. bu da Anladım. yukarı zıplıyor. Anladım, anladım. Tamamdır o zaman. Bence başlayalım. Tamam, restart ediyorum o zaman. Hı. Kural anlatımımız bu kadar. Evet, yarım saatte anlattın kuralı.